Ankara'nın zirvesinden iyi akşamlar değerli seyirciler. Bu akşam iki değerli konuğumuzla yüz yüze sohbetimiz olacak. Faydalı olacağına inanıyorum. Birinci konuğum CHP Adana Milletvekili Sayın Faruk Loğlu. Hoş geldiniz Sayın Vekilim. Teşekkür ediyorum. CHP'yi, Türkiye'yi, bölgedeki gelişmeleri, hatta biraz da dünyayı konuşacağız. Tecrübenizle, bilginizle inşallah faydalanacağız. İkinci konuğumuz Nizamettin Bilici Bey olacak. İnternet, internet medyası, internet gazeteciliği ve bilişim üzerine sohbetimiz olacak. O da çok faydalı olacaktır diye umuyorum. Sayın Vekilim, CHP Türkiye'nin en önemli partilerinden biri kuşkusuz. Fakat parti içi gelişmeler, en önemli parti. Partisi, evet öyle diyelim. Fakat hem parti içi gelişmeler hem de partinin Türkiye'deki gelişmelere bakışı hep gündemde oluyor. Gerek medyada gerekse yine siyaset arenasında tartışılıyor, konuşuluyor. Fakat çok güncel olan bir şey var. Onu izninizle bir sormak isterim. CHP Halkla İlişkiler Birimi 50 binin üzerinde vatandaşla sosyal medya aracılığıyla da yine mesajlaşarak da bir araştırma yapıyor ve bunu rapor haline getiriyor. Burada CHP'nin ekonomik konuları daha çok gündeme getirmesi isteniyor. Yani CHP gündeme getirmiyor mu, yoksa güncel gelişmeler o kadar çok ki ekonomi ile ilgili görüşler orada güme mi gidiyor? Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en eski partisi. Cumhuriyet'te evet. Yaşıt bir parti. O bakımdan da Cumhuriyet tarihi boyunca hep yerini korumuş. Arada bir kısa bir dönem hariç kapatıldığı evet, için. Fakat hep önde gelen konumunu muhafaza etmiştir. Önde gelen konumu şu anlamda Türkiye ne zaman ciddi bir sıkıntıya veya sıkıntılara düşse Cumhuriyet Halk Partisi daima ona çözüm getirmeye çalışan, çözüm üreten bir parti olmuştur. Bugün de bu gerçek değişmemiştir. Tabii iktidarda olmak başka, muhalefette evet. olmak başka. Biz muhalefet partisi olmanın gerçeği sınırları içinde yapmak istediklerimizi yapıyoruz. Şeye gelince bahsettiğiniz değerlendirmelere doğrudur. Cumhuriyet Halk Partisi Halkla İlişkiler Birimi bir genel başkan yardımcımız tarafından bu işler yürütülmekte. Evet. Gülseren Onanç. Her hafta düzenli bir şekilde partiye gelen başvurular, ister telefonla olsun, ister internet yoluyla olsun, ister Twitter mesajlarıyla veya Facebook yoluyla olsun veya bizzat gelenler olsun, bunların toplu bir değerlendirmesi yapılıyor. Her hafta yapılıyor bunun evet. zaman. Rakamlar da tabii çok büyük ve bu değerlendirmeler neticesinde halkın nabzını, halkın öncelik verdiği, önem verdiği sorunları anlama bakımından halkın nabzını tutmak evet. Bu istatistikler vasıtasıyla mümkün oluyor. Çok doğru şekilde isabet ettiğiniz üzere genelde ekonomik konular, geçim sıkıntısı, emeklinin, işçinin, taşeron işçinin, çiftçinin, esnafın, her türlü insanımızın sıkıntısı bize yansıyor. Ve ekonomik konular, geçim sıkıntısı hep listenin ön sıralarında yer alıyor. Yani bu gerçeği şu da değiştirmiyor. Hani bazen işte bir dış politika konusu veya Öcalan süreciyle ilgili bir takım konular medyada da yansıtıldığı ölçülerde ön plana geçiyor belki ama halkın esas derdi işsizlik, geçim evet. sıkıntısı. Bu bütün yaptığımız değerlendirmelerde hep ön plana çıkan ana konu. Doğru. Zaten en iyi niyetli yorumlarda hatta verilerde bile %9,5 işsizlik var ki 70 milyonluk ülkede çok önemli bir sorun. Yani tabii. Bu bağlamda şunu da hatırlatmak isterim. Genel Başkan Yardımcımız Ekonomik İşlerden Sorumlu Faik Öztrak her cuma günü bir basın toplantısı yapıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Orada ekonomik gerçekleri de dikkate getiriyor. Bugün verdiği bir bilgiyi şimdi bana hatırlattınız. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nden önceki işsizlik oranı 10 yılın ortalaması olarak %8 civarındayken bugün son 10 yılda yani AKP iktidarı döneminde %10 civarında seyrediyor. Evet, yani gelişen ekonomi, büyüyen ekonomi, zenginleşen Türkiye
ama işsizleşen Türkiye. Evet, işsizlik her zamanki gibi bir sorun. Doğru. Özellikle de gençler arasında. Tabii, üniversite gençleri arasında %20 ila %25 arasında bir işsizlik oranı var. Evet. Yani bugün gündemimizde olan şeyler yarın bir anda çıkıveriyor gündemden. Mesela bir ara CHP çok yoğun biçimde tutuklu vekiller ve gazetecilerle ilgili bir süreç başlattı. Zaten bu rapora da yansımış. Vatandaş da bu konuların gündeme getirilmesini, onlarla ilgili bir netice alınmasını istiyor. Bu ilgili bir değerlendirme alabilir miyim? Tabii, yani biz tutuklu milletvekillerimizin durumunu asla unutmadık. Hatta bugün Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu Mustafa Balbay'a anma şeklinde düzenlenen bir toplantıya gitti akşamüstü ve orada bir konuşma yaptı. Sürekli biz bu konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, medya önünde, Silivri'ye giderek oradaki duruşmalarda değişik yöntemlerle hem içeride hem de dışarıda, yani bize gelen yabancılara, biz gittiğimizde oradaki yabancı bağtaplarımıza tutuklu milletvekillerin durumunu ayrıntılarıyla tekrar tekrar anlatıyoruz. Tabi tutuklu milletvekilleri ön planda yer alan, yani sorunun üstünde yer alan bir konu, ama Türkiye'de bugün sadece tutuklu milletvekilleri yok. Evet. Türkiye'de bugün yüzlerce tutuklu avukat var. Yüzlerce emekli ve muvazzaf asker var. Akademisyen var. Öğrenciler var. Yani Türkiye bir tutuklular ülkesi haline geldi. Kim nerede bir şey söyleyecek olsa, sen ya teröristsin diyorlar, ya devleti zorla yıkmak istiyorsun diyorlar. Ve içeri alıyorlar. Yani bu bir hukuk devletinde böyle bir tablo olacak şey değil. Gazeteciler mesela bu konuda Avrupa Birliği'nden, Avrupa Konseyi'nden, uluslararası gazeteciler kuruluşlarından, ister Amerika'da olsun ister Avrupa'da olsun, sürekli ve ağır eleştiriler geliyor. Hiçbir ülkede Türkiye'de olduğu kadar tutuklu gazeteci yok. Niye? Yani diğer ülkelerde de terör var, ama o ülkelerde dahi hiçbir zaman bu kadar gazeteci terör suçu nedeniyle içeri atılmış değil, tutuklanmış değil. Evet Sayın Vekilim, şimdi Başbakanımız biliyorsunuz şey diyor, yani sizin söylediğiniz kadar değil bu rakam, işte 5'tir 10'dur diyor. Gerisi gazetecilikle ilgisi olmayan, gazeteci kisvesi altında başka işlerle uğraşan insanlardı diyor. Yani bu terörle mücadele yasasıyla mı ilgili acaba bu olay? Şimdi böyle bir kanaate varmak için hakim gibi bu dosyaları okumuş olmak lazım. Yani Sayın Başbakan'a saygımız var. Ama nereden biliyor? Yani bu, diyelim ki 75 tutuklu gazeteci var. Bunun sadece 5'i bilmem gazetecilik nedeniyle içeride. Geri kalan 70'i terör bağlantılı. Nereden biliyor? O zaman mahkeme sürecinin sonu da belli olacak bunlar. Yani mahkeme süreci belli olmadan bu insanları terör bağlantılı ilan etmek, bu şahıslar hakkında mahkeme süreci sona ermeden hüküm vermek demek. Evet. Şimdi Sayın Vekilim, evet, memleketin en önemli meselesine gelelim. Şimdi Sayın Başbakan adını çözüm süreci olarak koydu. Kimileri İmralı süreci diyor, ama ortada bir şey var. Sanki çok hızlı gelişen, işleyen bir süreç var, ama ortada hiçbir şey yok. Şimdi BDP'liler de, hatta CHP de, Sayın Genel Başkan da grupta da söyledi. Yani ne diyorsunuz? Ortada bir metin, bir görüş, bir şey diyor yani. Ya bu süreç işliyor da ne olacak? İşte ne verilecek, ne alınacak, sonuç ne olacak deniyor. Bu belirsizlik nereye kadar sürer? Çünkü herkes isteğini ve bu sürecin sonunda ne olacağını bilmek durumunda değil mi? Şimdi vatandaş da bekliyor. Yani vatandaş da ne olacağını bilmiyor açıkçası. Bu iş ne zaman şu işler yapılacak noktasına gelebilir Sayın Vekilim? Hatta ne zaman meclise yansır? Vallahi çok yerinde sorular. Yani bizim de sürekli sorduğumuz sorular. Biz buna şey de demiyoruz. Yani çözüm süreci veya İmralı süreci de demiyoruz. Biz buna Öcalan süreci diyoruz. Çünkü bir sürecin iki tarafı var. Bir tarafında Öcalan var. Öbür tarafında hükümet ve hükümetin başındaki Sayın Başbakan var. Şimdi elbette biz de bütün kamuoyumuzla, halkımızla birlikte şiddetin sona ermesini istiyoruz. PKK'nın şiddetten vazgeçip silahları bırakmasını istiyoruz. Bu sonuca varabilmesi için
Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu sürece kredi tanıdığımızı da söyledik. Belli koşullar ileri sürmek kaydıyla. Yani samimi olacak, bilgi verilecek ve toplumun kabul etmeyeceği taahhütlere AKP girmeyecek dedik. Fakat şu ana kadar baktığımız zaman bu konuda hükümet kamuoyuna veya muhalefete hiçbir bilgi vermez iken bunun öbür tarafı yani Öcalan ucu açıklamalar yapıyor ve Türkiye onları tartışıyor. Bu herhalde sakat bir durum. Yani Öcalan konuşuyor, Öcalan'ın üzerinden hükümet yetkilileri yorum yapıyor. Yok öyleydi de, yok böyleydi de, eksik söylüyordu da tam söylemiyordu diye. Bu sakatlık var süreçte. İkincisi, sürekli pompalanan ve yükseltilen bilinçli bir şekilde umutlar var. Evet. Yani işte çözüme gidiyoruz, dirençliyiz, direneceğiz, neye bağlı olursa olsun bunun peşini bırakmayız şeklinde bir kararlılık ifadesi var. Ama daha ortada bir şey yok. Yani kararlılık şimdi, iyi ama ortada bir şey yok. Ortada bir şey yok. Evet. Şimdi deniyor ki efendim yakında işte PKK'nın elinde tutsak devlet görevlileri bırakılacak. Bırakılsın. Bu toplumu özellikle de onların ailelerini rahatlatacak bir şey. Biz de buna alkış tutarız. İyi bir şey. Efendim işte Nevruz'da 21 Mart'ta PKK silah bıraktığını veya ateşkes ilanı gibi bir açıklama yapacakmış. Bu da bir şey, bu da iyi bir şey. Evet. Yani silahların susması, o da iyi bir şey. Ancak bu işin yani istenilen sonuca götürülebilmesi için bazı şeylerin hükümet tarafından en azından muhalefet partileriyle onu da yapamıyorsa kamuoyuyla bir şekilde paylaşılması lazım. Yani Türk kamuoyu, halkımız AKP hükümetinin bu süreçte ne alıyor, karşılığında ne veriyor bunu bilmesi lazım. Toplumsal bir destek olabilmesi, varılacak çözüm noktasının, paketinin kalıcı olabilmesi için toplumsal desteğin bu çözümün arkasında olması lazım. Hükümet zannediyor ki ben bunu istediğim gibi götürürüm, çözerim, ondan sonra da ben bunu halka kabul ettiririm. Yanılıyor olabilirler. Çözümün halk tarafından kabul edilecek ölçüler içinde. Halkın hissiyatına, duyarlılığına. Halk derken de bütün halkı kastediyorum. Yani Kürtleri de kastediyorum. Onların bu tarafında olan insanlarımızı, şehit vermiş ailelerimizi, herkesi düşünüyorum. Bunları yapmak da kolay değil. Biz onun için dedik ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu iş bir toplumsal mutabakat meselesi. Bu iş bütün partilerin içinde olması gereken bir konu. Bunu gelin mecliste birlikte konuşalım. Hükümet kabul etmedi AKP. Bunu işte Milliyetçi Hareket Partisi de şey yaptı. Hatta kabul etmedi. Sizin konuşmanızdan geldim. Sonsuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndir demiştiniz bir açıklamanızda. Yani dolayısıyla gene oraya gelecek. Tek ve yegane adres Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu Öcalan sürecinin sonucu ne olursa olsun bu meselenin tamamını çözemeyecek. Zaten çözmesi gereken mesele de silahların bırakılması, silahlı unsurların da bir şekilde devre dışı kaldığının inandırıcı bir biçimde ilan edilmesi. Öcalan sürecinin sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de varılması gereken daha büyük paketin bir unsuru olabilir. Evet. Olacaktır. Çünkü şiddetin sona ermesi de küçük bir şey değil. O bakımdan biz yani sürece şu ana kadar inandırıcı bulmamak, AKP'nin niyetleri hakkında ciddi kuşkularımız bulunmakla birlikte eğer şiddet karşılığında gereksiz angajmanlara girilmemiş ise şiddetin sona erdirilmesi toplumu rahatlatacaktır. Evet. Bir de tabii Sayın Başbakan'ın açıklamalarında şu olabilir mi? Şimdi karşı tarafta üçlü belki dörtlü bir şey var, yapı var. İşte İmralı var, BDP var,
Kandil var, Avrupa var. Dolayısıyla karşı tarafın görüşü netleşmeden hükümet olarak veya da parti olarak görüşlerini ortaya getirmiyor olabilirler mi? Gerçekten şaşırtıcı. Ortada bir şey yok, süreç vallahi var. Keşke öyle olsa. Ben yani iki şey söyleyebilirim. Birincisi hükümet, Adalet ve Kalkınma Partisi bugüne kadar birçok girişim yaptı, açılım yaptı. Kısmi adımlar atıldı. Bunları da küçümsememek lazım. Ama bir strateji noksanda olduğu için her defasında başlattıkları girişim yolda kaldı ve geri döndü. Ve şiddet arttı. Yani 2002'de Türkiye'ye devraldıklarında şiddet neredeyse sıfır noktasındaydı. Son 10 yılda bu giderek yükselen bir çizgi takip etti. Yani bunu hükümetin sorması lazım. Bir yerde biz bir yanlış yaptık ki Türkiye'de şiddet tırmandı. Bunu kendine sorması lazım. Dolayısıyla daha önceki girişimlere baktığımız zaman hep bir zamanlama ve strateji noksanlığı sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz. Biraz çala kalem diyorlar. Evet. Yani işte bir Öcalan'ı önce şunu halledelim, ondan sonra bilmem öbürünü halledelim. Öyle olmaz. Bir bütünlük içinde yaklaşılması lazım. Tabii bir de bütün bu sürecin ikinci bir boyutu daha var. O da bizim yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizi çok rahatsız eden bir boyut. O da şu. Anayasa belki ona sonra geleceksiniz ama evet, sadece bu noktada bağlantılı olarak şunu söylemek istiyorum. Anayasa da AKP'nin yani siyasi iktidarın hedeflediği ana nokta bir başkanlık sistemi. Başkanlık sistemi için meclis itibariyle konuşuyorum, BDP'nin oylarına ihtiyacı var. Dolayısıyla biraz al gülüm ver gülüm şeklinde bir Öcalan süreci bu boyutta biraz da o, yani başkanlık sistemi karşılığında ben de sana şunları vereyim, ikimiz birbirimize fit olalım, sen Kürt meselesi bakımından istedikten biraz almış olursun veya almış olursun, ben de başkanlık sistemi açısından biz buna asla razı olmayız, buna Türkiye ve halkımız da razı olmaz. Bu oyunu mutlaka göreceklerdir. Evet. Tabii anayasa konusuna geleceğiz ama bu ırkçılık tartışmalarının tehlikesi de artık aklı başında herkes tarafından vurgulanıyor. Evet. Sanki Sayın Birgül Ayman'ın CHP milletvekili konuşmasından patladı gibi görünüyor bu iş ama bunun elbette bir geçmişi de var. Ama gene dün meclis konuşmalarına da yansıyan, bir takım tartışmalara yol açan bir olaydı. Artık insanlar birbirlerine geldikleri yerler, bulundukları konumlar ya da ırki anlamda bir takım tasniflerle hitap etmeye başladı. Bu da çok tehlikeli bir gelişme değil mi Sayın Vekil? Şimdi elbette. Burada tabii tek sigortamız halkımızın aklı selimi. Evet. Ve mütevekkil sakin duruşu. Evet. Yani hiçbir ülkede 20-30 senedir bu kadar şiddet hüküm sürecek. Bu şiddet sadece sahada sahayla sınırlı kalmayacak. İnsanların duygularını, düşüncelerini de etki altına alacak. Mikro milliyetçilik başlayacak. Bütün bunlara rağmen bu toplum hala sakin duracak. Burada halkımızı kutlamak lazım. Halkımızın önünde saygıyla eğilmek lazım. Arada sırada cereyan eden çok üzücü, münferit bir takım olaylara rağmen. Şimdi bu tartışmalar tabii Cumhuriyet Halk Partisi içindeki tartışmalar aslında bir ırkçılık bağlamında asla cereyan etmiyor. Yani ne Atatürk milliyetçiliğinde, ne anayasamızda, ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihçesinde ırkçı bir anlayış olmamıştır. Olamazdı. Olamazdı. Ama bazen bir profesörün üniversite kürsüsünden biraz okumuş, biçmiş olarak kendisinin öğrencileri olan insanlara milliyetçilikle bilmem ne arasındaki farkı anlatırken kullandığı dil ve terminoloji halkın önünde sarf edildiği zaman başka yönlere çekilebiliyor. Yani öyle bir durumla istismar var o zaman. Evet. Çünkü insanımız kendi yorumlarını yapmak yerine kendisi için yapılan yorumlara daha kolay sahip çıkıyor. İşte o böyle dedi, demek işte böyle şeklinde bir yorum yapılınca
ortalık birbirine karışıyor. Halkımızın sakin olması. 5 dakika sonra bir araya gideceğiz ama anayasaya da madem geldik, daha sonra soracaktım, hemen oraya geçebiliriz Sayın Vekilim. Şimdi anayasa çalışmalarını başladığı günden beri yakından ben de takip ediyorum. Siz zaten içindesiniz. Hem Sayın Çiçek'in bir önemli toplantısı vardı. Gazetecilere yemekli bir toplantıda bir sunum yapmışlardı. Bütün uzlaşma komisyon üyeleriyle birlikte. Orada hem de gerek Atilla Kart Bey'in gerekse Faruk Bal Bey'in programımızda açıklamalarından sonra benim şahsi kanaatim şu idi. Bu anayasa çok zor hallolur. Hatta olmaz gibi, çünkü Sayın Faruk Bal kırmızı çizgilerini koymuştu. Bunlar hallolmazsa bu işin girmesi mümkün değildi. CHP'nin kırmızı çizgileri var mı? Gelinen noktada siz şahsen ya da parti olarak anayasanın yapılacağına dair umut var mısınız? Bizim iki türlü kırmızı çizgimiz var. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni anayasasının demokratik, özgürlükçü, hukukun üstünlüğüne dayanan, insan haklarına saygılı, kadın erkek eşitliğine saygılı, bilime, bilgiye saygılı, laiklik esasını muhafaza eden, çağdaş ve Türkiye'nin önünü açan, bireyi devlete karşı koruyan bir anayasa istiyoruz. Yani genel anlamda kırmızı çizgimiz bu. Yani yeşil alanımız bu, öyle diyelim. İkinci kırmızı çizgimiz de anayasamızın, mevcut anayasamızın ilk 4 maddesindeki esaslar. Bu esaslara dokunulmaması gerektiğini düşünüyoruz. Şeye gelince, umutlu muyuz? Yani komisyon çalışmalarına devam ediyoruz. Yani ve iyi niyetle ve samimiyetle bu bahsettiğim çerçevede, sınırlar içinde kalan bir anayasanın çıkması için en son ana kadar biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak gereken gayreti göstereceğiz. Gereken katkıyı yapmaya çalışacağız. Hükümetin, daha doğrusu Sayın Başbakan'ın amacı, başkanlık sistemini de elbette kafasında olan o sistemi de en erken şekilde gerçekleştirmeye dönük yol olarak acaba referandumu mu görüyor? BDP ile birlikte hareket ederek referanduma götürüp bu işi vatandaş yoluyla mı halletmek şimdi istiyor? Şimdi burada belki biraz siyasi kaçacak ama yani gerçekte öyle olduğu için bu şekilde konuşmam gerekiyor. Bizim anlayışımız, yani bugüne kadar Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda yapılan çalışmaların seyrine baktığımız zaman çıkardığımız sonuç, AKP'nin umurunda değil demokratik bir anayasa. AKP'nin umurunda olan tek şey bu sistemi, parlamenter sistemi bir başkanlık sistemine dönüştürmek. Onun için Sayın Başbakan hiçbir yetkisi olmadığı halde bu komisyonun ömrüne süre biçiyor. Ömür biçiyor çalışmalarına. Şu tarihte bitecek diyor. Bu komisyon hükümetin bir komisyonu değil ki. Meclis başkanımızın başkanlığı altında kurulmuş bir komisyon. Yani belki o bir şeyi söyleyebilir. Arkadaşlar der şu tarihe kadar bitsin veya komisyon kendi karar verir. Şu tarihe kadar bitirelim diye. Başbakan bir noktada haklı. Yani bu da yıllarca sürmez bu süreç. Öyle bir şey de olamaz. Yani makul bir süre içinde bitmesi lazım. Ama bu makul sürenin belirleyicisi de başbakan olamaz. Bu komisyon olur. Şimdi bu işte Nisan sonu olabilir, Mayıs sonu olabilir, neyse. Biz her şeye rağmen umutlu olmak durumundayız. Doğru. Çünkü anayasa önemli bir egzersiz. Anayasa belgesi üzerinde mutabık kalındığı zaman Türkiye'nin önünü açması, vatandaşa bir ferahlık, rahatlık sağlaması gereken bir belge. Bu olmadığı takdirde, yapılamadığı takdirde AKP'nin niyeti anladığımız kadarıyla işte BDP'yi de yanına alarak bunu bir referanduma götürmek. Ama tabii böyle mi olacak? Evet. Hakikaten bir anayasa yapma konusunda istenilen sonuç sağlanamayacak mı? Bilemiyoruz. Evet, kısa bir ara vermemiz gerekiyor Sayın Vekilim. Belki devamında şu soruyla başlayıp diğer konulara geçebiliriz. Başbakan yardımcıları Sayın Bekir Bozdağ ve Beşir Atalay Bey, başkanlık sistemini dayatmayız. Yeter ki anayasa konusunda anlaşalım demişti. Bu ne anlama geliyor bir konuşuruz. Çünkü başbakan bu konuda hiçbir yorum yapmadı. Tamam. Sadece iki yardımcısı konuşmuştu. Değerli seyirciler, kısa bir aramız var. Devam edecek sohbetimiz. Değerli seyirciler, Ankara'nın zirvesinde Sayın Faruk Loğlu'yla sohbetimiz devam ediyor. İlk bölümü kapatırken bir soruyla kapatmıştım. Hemen kısaca tekrarlamak istiyorum.
anayasa ve başkanlık sistemi at başı giden bir süreç gibi görülüyor. Orada başbakan yardımcıları Sayın Atalay ve Bekir Bozdoğa Bey, eğer anayasada anlaşırsak başkanlık sisteminde de direnmeyiz demişti. Bu ne anlama geliyor diye de sormuştum Sayın Vekilime. Başbakan çünkü bu konuda bir yorum yapmadı. Acaba bir gaz alma cümlesi miydi bunlar? Şimdi tabii yani akıllarındaki gerçek niyeti bilemeyiz. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi bakımından zaten başkanlık sistemine geçiş diye bir gündem maddesi yok. Anayasa Komisyonu parlamenter sistem üzerinden kuruldu. Parlamenter sistem üzerinden bir anayasa oluşturmaya çalışıyor. Dolayısıyla dayatmayız falan gibi şeyler, ibareler, yani var olmayan bir sorunu sanki gerektiğinde bu sorun olmaktan çıkartırız gibi bir anlamla söylenmiş olabilir. Bana göre bu anlayışın, yani dayatmama anlayışının bütün anayasa sürecine hakim olması lazım. Evet, doğru. Değil mi? Sayın Vekilim, bazı konuları kısa kısa değerlendirerek geçersek sanıyorum her sorumuzda görüşmüş oluruz. Son dönemde siyasi üslupla ilgili bir sıkıntı var mı? Öyle bir şey görebiliyor musunuz? Çünkü argoya varan bir takım bir süreç yaşandı biliyorsunuz daha önce meclis kürsüsünde, grup toplantılarında. Siz dünyanın hemen hemen her yerinde bulundunuz. Bu her yerde var da biz mi kendi kendimize büyütüyoruz? Yoksa aslında bu yüzyılda bu ülke de bunlar olmamalı mı? Siyasi üslup açısından nasıl bir değerlendirme? Siyasi üslup bütün ülkelerde siyasi kültürün bir parçası. Yani Türkiye'de tabii siyasi kültürün birçok özellikleri var. Bir kısmı demokratik, bir kısmı geleneksel, bir kısmı antidemokratik, bir kısmı yakışmaz mesela, evet, üslup konusu. Ancak yani demokratik ülkelerin demokratik siyasi kültürlere sahip olması lazım. Biz henüz o noktada değiliz. Türkiye'de siyasi gerginlikler, tartışmalar yoğunlaştıkça, arttıkça siyasi üslup hep aşağılara düşüyor. Halbuki tam tersi olsa, yani gerginlik, tartışma konuları yoğunluk kazandığı zaman siyasi üslup daha uygar, daha, evet, karşı tarafı gözleyici bir hal alsa daha güzel olur diye düşünüyorum. Bugün geçen hafta sonu Yunanistan'da PASOK, yani Sosyalist Parti'nin kongresi vardı. Nasıl ki biz onları, yani yabancı partilere davet ediyorsak, onlar da bizim davet etmişler. Bir arkadaşımızı görevlendirdik. Dedi ki, yani çok hayretime giden bir şey oldu. Çok da dikkatimi çekti. PASOK kongresinde iktidar partisi ve diğer muhalefet partilerinin, bir tane aşırı sağcı parti hariç, hepsinin temsilcileri çıkıp konuşma yapıyorlar. Yani Cumhuriyet, ya diyelim ki evet, Cumhuriyet Halk Partisi kongresinde biz davet ediyoruz. AKP'li kim temsil ediyoruz? Konuşma yapıyor. BDP, MHP, hepsi birer konuşma yapıyor. Bu siyasi kültürde bir inceliktir. Evet. Yani Yunanistan bu konuda bizden ileride anlamında söylemiyorum. Bu konuda bizden farklı. Evet. Bir örnek olarak gösteriyorum. Siyasi üslubu mutlaka hafifletilmesi, biraz daha saygılı, biraz daha halkımızın gönlünü okşayacak, evet, bir noktaya getirilmesi lazım. Ben şeyi hatırlıyorum, bu Kürt sorununun çözümü için geçen Ağustos ayında Genel Başkanımızla birlikte Sayın Başbakan'a gittik. Türkiye günlerce rahat bir nefes aldı. İşte tamam, dediler, evet, siyaset böyle olmalı falan gibi. Sonra tabii birçok şey gibi o da geride kaldı. Evet, çok olması gereken şey bazen böyle farklı etkiler de yaratabiliyor. Şimdi sizin gelmenizle partide dış ilişkiler çok daha farklı bir boyut aldı. Cumhuriyet Halk Partisi sanki içine kapanık bir parti iken hem yurt içinde bir açılım hem de yurt dışında işte değişik ülkelerde şubeler açarak ve karşılıklı ziyaretlerin arttığı da bir süreç başladı. CHP'de böyle bir değişim var mı, yoksa bir zaruretten mi kaynaklandı? Yok, kesinlikle bu iradi bir tercih. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan ile birlikte işte üst yönetim MYK buna karar verdi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir defa Sosyalist Enternasyonel'deki yerimizi pekiştirdik. Bugün Genel Başkanımız Sosyalist Enternasyonel Başkan Yardımcılarından biri. Ağırlıklı bir partiyiz. Sözümüz geçiyor. Avrupa Sosyalist Partileri kuruluşu PES
PES harflerinden oluşuyor. Orada ağırlığımız var. Avrupa'daki ve dünyanın birçok yerinde sosyalist partilerle ilişkilerimiz var. En son işte Çin Komünist Partisi'nin davetlisi olarak Çin'e gittik. Evet. Geçen bir iki hafta önce İngiliz İşçi Partisi'nin davetlisi olarak İngiltere'ye gittik. Alman Sosyal Demokrat Parti'nin başkanı Sigmar Gabriel geçen hafta Türkiye'deydi. Birlikte bir çalışma yemeği düzenledik. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yurt dışına partiler, yani diğer yabancı partiler noktasında açılımını oluşturuyor. İkinci bir boyutu daha var. O da çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi yıllarca yurt dışı örgütlenmesini ihmal etmiş. Bu konuda diğer partiler bizden çok daha ileride. Daha önce başlamışlar, daha iyi organize olmuşlar. Fakat biz de şimdi başladık. Tabii yani yıllar boyunca birçok vatandaşlarımızın bulunduğu ülkelerde Cumhuriyet Halk Partisi dernekleri de kurulmuş. Onların da emekleri var. Onlar da çok önemli işler yapmışlar. Ama böyle merkezden başlayan bir örgütlenme faaliyeti yeni başladı. 3 Şubat 2013 tarihinde, yani bir ay önce Almanya'da 8 ayrı kentte Cumhuriyet Halk Partisi dayanışma birlikleri kuruldu. Bu hafta sonu İsviçre'de Cumhuriyet Halk Partisi İsviçre'yi kuracağız. Ondan sonra sırasıyla diğer bütün ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri'nde iki genç arkadaşı Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil etmek üzere görevlendirdik. Yoğun bir şeyimiz var. Evet, dünya ölçeğinde bir çalışma başladı, sürüyor. Şimdi Avrupa Birliği süreci biliyorsunuz bir ara iyice tıkandı. Hatta hiç sözü bile edilmedi. Fakat bir ara yine başbakanımız tehdit derecesine varan sözler söyledi. Hatta karşılarına işte Şangay Beşlisi'ni dikti. Gerekirse biz işte şöyle yaparız, böyle yaparız dedi. Fakat bunun ardından farklı bir süreç başladı. Avrupa Birliği'nin içinden bazı isimler ya Türkiye'de haksızlık mı yapıyoruz, oturup konuşsak mı falan dedi. Hatta bir fasıl açılması gündeme geldi. Sayın Merkel'in gelişiyle belki, gerçi onun görüşlerinde bir değişiklik farkı demedik ama sanki bir liman hava oluştu. Avrupa Birliği ile ilgili süreç bundan sonra biraz hızlanır mı Sayın Vekil? Keşke hızlansa. Ancak bu ne kadar Avrupa Birliği tarafına bağlı ise bu o kadar da Türkiye tarafının tutumuna bağlı. Yani iktidardaki siyasi partinin tutumuna bağlı. Şimdi bir fasıl açılması daha çok Fransa'daki iktidar değişikliğinden sonra gündeme geldi. Sarkozy biliyorsunuz çok karşıydı. Holland geldi, sosyalist. Ve biraz daha ılımlı, ılıman bakan bir kişi. O bakımdan bu veto kırıldı ve bir fasıl açıldı. Açılan fasıl o kadar önemli değil. Ama fasılın açılmış olması yine de Avrupa Birliği katılma sürecini canlı tutacağı için, bir canlılık getireceği için iyi ama yeterli değil. Başka önemli fasıllar vardı. Onlara henüz yanaşmadılar. Açılmayan fasıllar öyle fasıllar ki yani sonuçlandığı zaman mutlaka Türkiye'nin üyeliğiyle sonuçlanması gereken fasıllar. Aşılan fasıl o değil. Yani bu konuda mutabık kalsak bile Türkiye'yi yine de dışarıda tutabilirler. Ama Türkiye'yi dışında tutan, bu düşünce bana göre önemli. Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin dışında tutan Avrupa Birliği değil. Adalet ve Kalkınma Partisi. İstemiyorlar. Onun için Şangay İşbirliği Örgütü diyor. Onun için Suriye ile ilişkilerimizin iyi olduğu dönemde Schengen neymiş, bize Schengen yeter diyen bir iktidarımız var. Yani bu bir dünya bakışı, demokrasi, Türkiye'nin geleceği, bu konularda öncelikleri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başka yerde olduğu için Avrupa artık umurlarında değil. Evet, farklı da bir süreç başladı. Son 2 dakikamız zannediyorum. Evet, ara vereceğiz. Sohbetimize son vereceğiz. Efendim, bu kadınlara
fazla mı yük bindirmeye başladı siyasilerimiz? Hem CHP grubunda hem de AK Parti grubunda, hatta bugün Sayın Başbakan'ın eşi de kanın durmasını bile anaların sağlayacağı, kadınların sağlayacağını söylediler. İki gün sonraki Kadınlar Günü'nü kutlayarak siz de birkaç cümleyle neler söylemek istersiniz lütfen? Şimdi kadınlar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bütün toplumlarda hep önemli olmuştur. Yani toplumun yarısı. O yara bir ülkenin, bir toplumun ilerlemesine katkıda bulunmuyor ise zekasıyla, yaratıcılığıyla, anneliğiyle, kız kardeşliğiyle, bütün vasıflarıyla gereken katkıyı yapamıyor ise o toplum aşağıda kalır. Evet. Biz son yıllarda maalesef bu kadın erkek eşitliği bakımından ister çalışma gücüne katılımları bakımından olsun, ister devlet içindeki yüksek görevler bakımından olsun, ister siyasete katılımları bakımından olsun, kadınlarımız maalesef hep geriye götürüldü. O bakımdan biz Dünya Kadınlar Günü olan 8 Mart'ı şimdiden kutluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki kadın arkadaşlarımız bu konuda çok faaller. Bütün partilerin bu işe katılmaları ve kadınlara hakikaten yetenekleriyle mütenasip bir noktaya getirecek bir ekonomik, sosyal ve siyasi ortam sağlamamız lazım Türkiye'de. Çok teşekkür ediyorum. Çok iyi de özetlediniz Sayın Loğlu. Ayağınıza, ağzınıza sağlık diyorum. Değerli